Vallahi Necati Hocam abi. Benim şarkım gelecek şimdi. Bütün izleyici. Oo, çok kritik. Yanlıştır. Ama düzen baştan yanlış. Ama kardeşim düzen. Bakın hakemleri bizim güçlendirmemiz lazım. Her önüne gelen hakemleri... Lider hakem lazım. Hakemleri lider. Paramparça yapma. Sağlara hakem müessesini... Yarınlar itibaren sahalara dönüyorum. Bak. Durun. Bitireyim. Hakemleri bizim paramparça yapmamız. Hakem müessesini güçlendirmemiz lazım arkadaş. Hakem de aranır. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu hakem arayabilir. O samimiyeti vardır çünkü 50 kere karşılaşmışlardır, konuşmuşlardır, arayabilir. Önce iyi maç yönet. Ben de aradım arkadaş. Aradın. Ben de aradım hakem. Hı. Aradım şimdi maçtan evvel hakemi. Hocam bizi ezdirme. Adam gibi maç yönet. Deplasmanda, orada, burada. Allah Allah ya, bakın inanmıyorsunuz değil mi? Kötü değil ben hocam. Ey Türk halkı. Ya ne alakası var ya? Ediyorum. 20 sene üst düzey. Ne alaka ya? Ya bir kişi aramadı ya. Hocam seni aramamışlardı. Hocam. Seni o zaman cep telefonu yoktu. Güzel adam. Bir de bir şey o zaman cep telefonu yoktu. Doğru yoktu. Hocam. Yoktu. Yani belli bir dönem yoktu. Doğru. O zaman cep telefonu yoktu. Cep telefonu ben 96'da aldım. Doğru. Başkanla yöneticiyle samimi olursan kucağa oturursun. Hocam o samimiyet vardır ki araması. Ben de aradığım hakemler vardır. Üçeskü'yle konuşturduğum hakemler vardır. Allah Allah ya. Konuşmuştur ama bu kötü anlamda İtiraflar. Değil. Bizi ezdirme. Anlamı yok. Hocam başkanla yardım istemiyorsun. Sadece hocam, merhaba sayın başkan o hocam, kadar. Hocam yardım istemiyorsun. Bizi ezdirme diyorsun. Yok böyle bir şey. Hayır ya. Vardır ya hocam. Ne demek ezdirme? Var hocam. Hadi hakemle... bırakın. Bizi hocam. Ezdirmenin lafı hocam. Bizi kolladır. Hocam. Ters dönüşü. Nasıl istersen öyle anlasın. Sinan. Ya sen ben, nasıl istiyorsun öyle anla. Ben su topundan gelmedim. Ya fark etmez. Ben seni ararım. Nasıl denizinden de gelmedim. Ya ben seni ararım. Ben o yeşil sağımda. Hocam. Evet. Biz geliyoruz. Bizim evet. için hayati maç. Evet. Bizi ezdirme kardeşim. Kapatın lan bunu. Yavaş. Bir de senin zamanında cep telefonu yoktu. Sabah çıkıyordun, akşam çalıyordun. Sana ulaşamıyorlar. Bana nasıl gittin? Cep telefonu olsun ulaşamadın. Hayatımda bir kere beni manipüle ettiler. Trabzon, Bursa, Şanlıurfa, Türkiye Kupası finaline gidiyorum. Hiç unutmam. Türk Hava Yolları grevde. Başka özel bir şey, İstanbul Hava Yolları'na gidiyoruz. Uçaktasın. Arabaya bindim. Uçak havaalanına geldim. MHK Başkan Yardımcısı Ahmet dedim. Sen seni maçtan aldık. Niye abi? Öyle oldu. Tam uçağa binmek üzereymiş. Evet ben evet. Öğrendim. Trabzon. Hatta Şenezercik Devrim Federasyon Başkanı Ali Uca. Abi. Seni maçtan aldık. Trabzon Bursa Türkiye Kupası final. Niye abi? Şey yapıyor, niye abi dedim. Ahmet öyle gördük. 10 gün sonra Beşiktaş Galatasaray maçı var. Nereden aradılar seni? Telefondan. Hangi telefondan? Çeyli kollu var. Yok, yok, çeyli kollu var. Evden mi? Hayır hayır. Nereden buldular seni? Çık 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 çık. Beni aranıyor ya. Sen çağır o zaman. Ötüyor böyle. Beni ara Sinan. Beni ara. İşte bak hocam cebin olsa daha rahat bulunursun. Ama buldu buldu. Sen ne aranırsın? Beni uçaktan indirdiler. Bak aramışlar işte. Uçaktan indirdiler. Dediler ki seni 10 gün sonra Beşiktaş Galatasaray maçı var. Çok önemli ona vereceğiz. Biz indik kös kös eve döndük. Kim yönetti maçı senin yerine? Bülent Yavuz yönetti. Aa, gerçek var hocam. Bu hakemi. Bu hakem camiamızı, Şamaroğlu'ndan kurtarmamız lazım. Yanlış anlamasın abi yani bir kelime kullanıyor. Yanlış anlamasın ama hakem camiamız. Allah'tan ki Bülent Yıldırım bugün bakın adam gibi maç yönetti. Tamam işte, da bu maç niye berabere bitti? Fenerbahçe'nin futbolcuların becerisizliğinden Hakan, Hakan'ın iyi futbolu bıraksana abi ben bu akşam size özetleyeyim mi? Dur. Bakın saat 2'ye 25 kala ben size bu akşam özetleyeyim evet. mi? 1. Fenerbahçe'nin futbolcuların beceriksizliği 2. Evet. Hakan Arıkan'ın müthiş oyunu 3. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun müthiş oyunu. Abi oyun değildir bu. Bakın oyun olarak da bu bir koruma oyunu. Abi bir dakika. Sinan zaten bu hakemi, maç beraber. Hocam hakemi. Ha, sen söyle hakemi. Hakemi. Hakeme dedi ki hoca akıllı ol. Abi ne demek hakem biraz daha kontrollü olmuştur. Öyle demeyin ya. Ah, hakem Allah. De insandır. 20 sene önce. Arası ayar vermek iyidir hakemlere. Arası ayar vermek iyidir. Ahmet Çakar. Hocalar bunlara dolaşırlar be abicim ya. Bir dakika Ahmet Çakır'ı arayıp yönetebilirler mi seni? Söylerler ne söyler? Hoca da söyler. Hoca da cevabını ver. Hoca cep telefonu olmadı. Hiç ulaşamadı. Şimdi Bülent Yıldırım'ın cep telefonu kapalı olsa İbrahim Başkan nasıl ulaşacak? Ulaşacak doğru. Ulaşamayacak. Kimler geldi? Ahmet Hoca'nın kimilerinden korkardı demeye getiriyorsun yani. Ahmet Hoca korkmaz. Ahmet Hoca korkmaz da ama yok, Ahmet bakarız derdi. Bakarız. Hocam, geçen hafta Ahmet Hoca psikopat dedi ya. Beyler kötü bir şey söyleyeyim mi size?
Şimdi zaman zaman bana böyle vahiy gibi bir şeyler geliyor. Böyle hani şey oluyor. Şu anda şampiyonu gördüm Mayıs ayında. Vallahi mi? Fran Çapşın gördüm. Ay Vanino söyle hocam. Geçen sene de bu zaman, geçen hafta da bu zamanlar geldi. Ne yapacağım geldi, söyleyeceksin. Ne? Çok sen şampiyonu hocam, gördüm. Kulağım, şu anda hocam, şampiyonu gördüm. Söyleyemem. Manipülasyona girer. Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Söylemeyeceğim hocam. Çünkü kulağına söylersem surat hareket. Ben söyleyeyim hocam. Maça vermeyeceğim. Ben söylüyorum. Ben sana söyleyeyim şampiyonu ya. Niye öyle bakıyorsunuz ya? Hayda. Ya niye uğraşıyorsun? Sakin maça vermem. Söyleyeceğim. Beşiktaş ya. Hocam söyledi. Hocam. Fenerbahçe dedi, ben duydum. Fenerbahçe dedi. Mayıs ya Rasim bir sus be kardeşim şu ya. Şu anda adım gibi biliyorum. Buradan lan konuşurken buradan. Gördü hocam. Bağırıyor buradan ya. Ben sana söyleyeyim mi? Beşiktaş şampiyonu Ahmet Hoca, şampiyonu, şampiyonu gördüm. Beşiktaş Türkiye'nin yani, şu an en iyi takımı. Bunların hepsi iyi top oynuyor. Geçen sene Beşiktaş olur. Kura çekiliyordu. Galatasaray'ın kurası çek. Chelsea'yi gördüm birden hayal gibi. Geçen hafta maçın skorunu gördüm. Şu anda da şampiyonu gördüm. Ertem görmüş hocam. İnanın şampiyonu kardeşim. Gördüm. Vallahi Ertem. Gördüm, billahi gördüm. Ertem hocam görmüş şampiyonu. İnanmıyor musun? Yaz. Yazsınlar oraya. Neyi? Şampiyonu. İşte belli oldu. Gördün değil mi hocam? Paça vermem dedi. Vermem hocam. Hocam olmaz. Alo. Hocam ne yapıyorsun ya? Bizi arıyor efendim. Ya hocam Allah aşkına dön sen de Ali verme hocam, bırak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını hocam itiraf etti. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Fenerbahçe'yi bir ya Rasim, şampiyon niye şampiyon yapacaklarını nereden çıkartıyorsun? O Türkiye yoktur. Hakemleri ben de buradan tek tek teftiş ediyorum. Fenerbahçe lehine, Fenerbahçe lehine düdük çaldığınızda hakkınızda gerekenin yapılması için kelleyi koyarım. Benim masamdaki küçük radyoyu getirir misiniz arkadaşlar? Çok küçük. Halk çok istiyor. Ben çok istiyor. Ben de söyleyeyim. Adımın Ahmet Çakar olduğu gibi görüyorum şu anda şampiyonu. Söyleme hocam. Dur hocam ya. Bir dakika. Söyleme. Bir dakika. Gergin bir müzik istiyorum, öyle ver. Söyleme. Öyle ver. Ahmet Hoca kutu açar söyleme gibi. Söyleme hocam. Söylüyorum. Çok net. Hocam dur şimdi söyleme. Şimdi söyleme. Beni kırma şimdi söyleme. Ama şöyle hüzünlü müzikler çok net gördüm. Şimdi söyleme. Aa radyoyu tanıyorum net ben. Net müzik var mı? Net müzik var mı? Var, radyoda çok güzel müzik var ya. Radyoyu tanıyorum. Ne radyosu bu ya? Bu ne Allah aşkına? Radyo ya. Ben de bunu yeniyorum. Evet. Onu ver o zaman. Sinan abinin müziğini Ahmet Hoca'ya ver bu sefer. Ahmet Hoca'nın müziği. Benim müziğimi ver abi. Müziği benim müziğim o. Sinan abiden borç alalım. Benim müziğimi ver. Baba müziği istemiyor. Başka bir müzik istiyor. Yemişim babayı ben yani. Bırakın babayı. Bir dakika abi ver bana. Ver bana, ben söyleyeceğim. Bir dakika ver bana kardeşim. Olmaz. Olmaz. Ali Can ver benim müziğimi. Ver benim müziğimi. Ver baba. Ver bakalım Sinan'ın müziğini. Stüdyoyu. Kapat stüdyoyu. Kapat stüdyoyu. Bu İbrahim Hacı Osmanlı müziği aslında bu. Bu İbrahim Hacı Osmanlı müziği aslında. Evet. Ben de kehanet falan yok arkadaş. Ben gerçeği açıklıyorum. Eğer biraz bu futbolun adaleti varsa, Allah'ın adaletine inanıyoruz. Bu Beşiktaş bu futbolda şampiyon olur. Ama bu Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bir tek engelli olursa yönetimin içindeki, anlatmak istemiyorum bazı şeyleri, yönetimin içindeki yöneticiler arasındaki sıkıntılar. Var mı? Birbirlerinin arkalarından neler söylüyorlar, ediyorlar ama gerek yok. Kapalı vay kapılar vay ardından. Vay vay. Fikret Orman'a Allah yardım etsin diyorum. Amin. Beşiktaş bunlara da rağmen bu futbolda şampiyon olacak. Çok iyi bir futbolcu topluluğu var. Demin ama Abdülkerim de içeride dedik ki ya bu Fenerbahçe yenemedi. Ya yarın Beşiktaş da yenemez bu Rize'yi dedi. Olabilir. Fark etmez yenmese de. Ama sezon sonu bu Beşiktaş ligin 32. haftasında falan şampiyonluğunu ilan eder. Yükselt müziği. Bravo. Yükselt abi. Yükselt müziği abi. Yükselt. Bu Beşiktaş şampiyon olur. Şakas. Ertem. Burada Rasim Ozan'la bana da birer müzik bulur. Evet, size de bir müzik geliyor. Gelsin oğlum. Az önce Onur bana söylediğin müzik gelsin. Bir de tavukları, tavukları pişirmişim ben size. Müzik bulun kardeşim. Sinan'ın müziği var. Gelmesi lazım. Ahmet Hoca'nın az müziği var. Bizim Onur'un söylediği öbür müzik de gelsin. Bizim geliyor, sizin müziğiniz geldi. Aşk. Ahmet Çakar. İkiniz aşık. Ahmet Çakar'ın müziği geldi. Ahmet Çakar. Dansları senin mi hocam? Bakacağız. Işıkları kız. Ay, zaman zaman kendimden eğleniyorum. Estağfurullah. Hiç sevmem biliyor musunuz ben? Büyü. Fal. Büyü. Fal. Kehanet işlemi. Ama zaman küçük günlemeli. Zaman zaman o tabloyu görüyorum. Mesela bu akşam beraberliği görmüştüm. Bülent Yıldırım'ı görmüştüm. Ve bu gece 5 dakika önce çok net şampiyonu gördüm. Adamın Ahmet Çakar olduğu gibi biliyorum. Bu manipülasyon falan değil. İşin kötüsü. Yapma hocam. Gönlümden geçen de bu sene. Daha önceki programlarda da arz etmiştim sizlere.
Beşiktaş'ın şampiyon olmasıydı. Sebebi şuydu. Göçebe gibi sağda solda oynayacak. Gencecik. Yapma hocam. Kolej takımı havasıyla oyunculardan oluşacak. Gönlündekini büyük söylesin. Büyük bir mücadele yapacak. Beşiktaş'tı gönlümdeki ya. Takım oydu. Fakat şampiyonu o kadar net gördüm ki o sıcak, hafif eser. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 40 bin kişinin şampiyonluğu kutladı. Fakat şampiyonluk hüzünlü kutlanacak. Ya Fenerbahçe yönetim kurumunda olan biri ya da yeni çıkmış biri ya da Fenerbahçe çok mal olmuş biri. Evrakım. Çok sürpriz şekilde kaybedeceğiz, toprağa vereceğiz. Bu sezon sonu Fenerbahçe takımı. Yorma kendini hocam. Olacak. Yorma kendini. İnşallah o Mayıs akşamı o püfür püfür esen Kadıköy rüzgarlarında şampiyonluk turu atarken Fenerbahçeli seyircilerimiz ve onları izlerken siz Fenerbahçeli taraftarlarımız benim bu geceyi hatırlayın. 8 Şubat mı 7 Şubat mı bu gece? 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bastı ya. 7 Şubat 8 Şubat cumartesi gece yarısını hatırlayın. 7 Şubat o kadar eminim ki Fenerbahçe takımının şampiyonu görüyorum, net görüyorum. Ama hüzünlü bir şampiyonluk olacak. Çünkü Fenerbahçe'ye mal olmuş çok önemli bir adamı. Sakın başkan falan değil ha. Sakın öyle bir şey deme. Bir adamı toprağa vereceğiz. Hocam ne diyorsun ki? Görüyorum. Ben görüyorum diyorum. Ertem şu anda var ya Fenerbahçe camiası yönetim kurulu şampiyon olalım demiyordur ya bizim için biri söyleyecek diye. Sanki bu ölümle şampiyon olmak arası çok yakın gibi. Çok yakın gibi. Allah Allah. İnsanlar sevinecek. Ya, dördüncü yıldız. Büyük mücadele. Ama çok sevilen bir Fenerbahçeli de kaybedeceğiz. Yapma hocam ağzını ayrı aç ya. Ya bu benim, benim müziğimi. Demenliğim falan değil görüyorum diyorum. Benim müziğimi ver. Asla bunda sakın bir falcılık, medyumluk düşünmeyin. Zaman zaman bana böyle bir trans geliyor. Geçen hafta iki defa geldi. Beşiktaş şampiyon olur. İki defa geldi. Bir de Galatasaray Chelsea. Bak ne dedim o zaman da çekebilir demiyor. Ya hocam ben devamlı biliyorum ya. Hepsini bildim. Sen biliyorsun. 3-4 tane bildim. Ver elim hepsini. Juventus'ları hatırlayın Galatasaray'ı. Hepsini bildim. Hepsini söyledim. Beşiktaş yormayın kendinizi. Beşiktaş çok rahat şampiyon olur. Bir şey söylüyorum sana. Ertem senin şarkın var mı ya? Bir de sen şarkını ver. O radyoyu tanıyorum ya. O radyoyu bana söyleyeyim mi? Olabilir. Şu bizim olabilir. Çok sevdiğimiz... Biraz şeye girdim. Bunalıma hocam, girdim. Bir hava alıp hocam bizim... Hayır bunalım. Ya beyler bu işler öyle kolay değil. Abi transa giriyor hocam. Ya. Ya hocam. Evet, evet. Okuyayım hocam. Unuttum da hocam. Sen tanır mısın? Vallahi bir tane Beşiktaşlı. Gelsin. Ooo. Evet. Veda havası. Ahmet Kaya. Müthiş. Ertem gel. Yanına bir gelebilir miyim? Gelebilirsin. Açayım sesini. Gelebilirsin. Müzik. Sesini. Sesi açabilirsiniz arkadaşlar. Işığı da biraz kapatabilirsiniz. Vay be bu şarkı mı? Sevmez misin? Aa. Orası be. Adamsın. Adam. Tebrik ediyorum. Hocam hoş geldin. Vakit tamam seni terk ediyorum. Hiç. Bütün alışkanlıklardan Ertem benim bir şarkıyı çalmışsın. Biliyorsun ben her bir gazeteden ayrılırken bu şarkıyı çaldım. Vakit tamam seni terk ediyorum. Ertem benim bütün alışkanlıklardan öteye herkesin mutlaka herkesin işinde bu şarkı vardır aslında yok mudur? Kapitalist dünyada kanalımı yapıyorum. Şu Ertem. Oho! Veda. Gözlerime bak Ertem. Yok. Şu anda senden soğukluk hissettim. Hocam Ahmet Bey. Hocam Ahmet Bey senin çiçek varsa dostum. Kıpkırmızı oldun Ertem. Burun kılların sence oluyor. Öyle mi? Kaldır şöyle laf burnunu. Sence öyle mi hocam? Sence öyle mi? Birden hissettim. Yok. Bir pislik olduğunu hissettim işte. Yok hocam. Yok hocam. Sayar gibi. Yok hocam öyle bir şey olabilir. Ertem biraz sesle. Hocam bu duygusal şarkı. Bizim buradan ancak biliyorsun. 33-32. Haftadaki takımı ya, söyleyin. Hocam, bırak ya. Mersin'se içerideyse tur o gün. Sıcak ama esiyor. Haydi. Kadıköy esiyor. Hadi bu Ahmet Kaya dokundu hocaya biraz. 50 kişi var. Mersin deplasmanı. Anıl Yıldırım 3-4 kilo almış hafif göbekli görüyorum. Ama teni beyazlaşmış. Çok mutlu. Görüyorum o geceyi. Mayıs'ın başı benim. Bir baktım kanyonda yürüyorum. Erkan Petekka ile karşılaştım. Ertuğrul'la konuşuyordum evet. Çok selam söyledi. Ve bir gün programa sürpriz yapacak hocam. Gelsin gelsin. Hepimize çok selam söyledi. Bir an anında kapıdan içeriye girebilir bakın. Nurgül. Estetik ameliyat olmuş haberin var mı? Kim? Estetik ya bize ne ya kardeşim gözünün ya. Gözünü altına aldırmış. Bilmiyorum. Ne şimdi gördü okudu. Hakikaten. Oğlum bunu bir şey bizi ilgilendirmez. Hayırlı olsun diye. Bizi ilgilendirmez. Biz Erkan Petekkaya bizim kardeşimiz. Her an Erkan Petekkaya paramparçada... Talat Şahin. Hocam. Batuhan Şahin. Bir şey söylüyorlar şimdi bak.
Ne dedin Ersan Rasim? Paramparça ortak mı? Ceylan Deniz. Ne hocam? Hocam bombayı biliyor musun? Sercan Uludağ. Hocam Rasim'e demişler ki. Ya demişler bu senin ilgin demişler. %10 komisyon mu? Ben dedim ki. Keşke olsa. Keşke dedim var ya %10'unu ortak dediler. Keşke %10'unu ortak olsak da. Bir kardeşim diziyi çok seviyoruz. Bir Erkan Petekkaya'yı da seviyoruz. Şahane oynuyor. Bir gün sürpriz yapacak Ertem. Evet. Senin yanında oturacak. Evet Erkan Fener Petekkaya. Fenerbahçeli Uğur kardeşim. Çandır. Onunla da konuşuyoruz. Fenerbahçeli Uğur kardeşim. Yunus Emre Özkaya. Billur Bulut. Adem Metan'a teşekkür ediyoruz. Ahmet Beyaz. Ahmet Kaka. O da yazmış. Ne yazmış Ahmet Beyaz? İyi akşamlar diye. Ahmet Beyaz'a selamlar. Sevgili Medya Haber'den Mahmut can. Kardeşime, Mahmut'a çok çok sevgiler, selamlar Mahmut'a. Sevgili... çok teşekkür ederim.